Moldova'dan Dniestr kıyısına kurulmuş olan Soroca şehrinden herkese merhaba. Arkamda gördüğümüz yapı Soroca Hisarı, Soroca Kalesi. Bu kale Moldova'nın biz Türklerin ona verdiği isimle Boğdan'ın büyük voyvodası olan Ştefan Çalmaren'in Dinyester kıyısına, yine Moldova'nın farklı bölgelerine inşa ettiği ya da buralardaki mevcut kaleleri güçlendirerek oluşturduğu savunma hattını sağlayan kalelerden bir tanesi. 1457-1504 yılları arasında hüküm soran Stefan Çalmare, Romanya tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biriyken Moldovanlar açısından efsanevi isim. 47 yılı bulan hükümdarlığı zamanında bunun gibi kalelerle ticaret yollarını güvence altına almış. Akkerman, Hotin daha önce buradan da Hotin'den de hatırlarsanız bundan 3-4 sene evvel bir program yapmıştık. Yine Suceva gibi yerlerde yaptığı kalelerle hem ticaret yollarını kontrol altına almış hem de bölgeyi Türklerin, Macarların akıllarına karşı korumaya çalışmış. Nitekim 1475 yılında Racova'da Hadım Süleyman Paşa komutasının Osmanlı ordusunu yenilgi uğratması sonrasında Papa tarafından Hristiyanlığın şampiyonluğu unvanıyla da ödüllendirilmiş. Fakat Osmanlı karşısında sonuçta mağlubiyet kabullenmiş zaman içerisinde nitekim bugün hem Romanya açısından hem Moldova açısından çok önemli bir simge olan Stefan Çalmari'nin kılıcı da Topkapı Sarayı'nda sergileniyor. Yaklaşık 300 yıl 1812 yılında Bükreş Anlaşması'na kadar da Boğdan yani bugünkü ismiyle Moldova Osmanlı egemenliğinde kalmış. Şu an biz Dinyester Nehri'nin sağ yakasındayız. Nehirlerin yakası Gidiş yani nehrin gittiği yöne göre isimlendiriliyor. Dolayısıyla 1362 kilometre uzunluğundaki Diniester Nehri gösterdiğim şu an görüntülük istikamete doğru akıyor. Karadeniz o tarafta. Sol tarafımız şu da gördüğümüz Diniester'in karşı tarafı Ukrayna'yı oluşturuyor. Kaleyi bir de şekilde görelim. Hakikaten çok güzel bir şekilde restore edilmiş. 2015 senesinde restorasyonu tamamlanmış. Bir Hotin Kalesi'nin azameti yok ama çok şirin, çok güzel bir kale. Soraka şehri de Moldova'nın yaklaşık kişine ve başkente 160 kilometre mesafede olan bir şehir. 22 bin nüfusuyla büyük şehirlerden biri değil ama çok şirin, tarihi güzel bir şehir. Hatırlarsınız yine Kişinev'de de ana meydanda da Stefan Çelmare'nin kılıcıyla beraber bir heykeli bulunuyor. Stefan Çalmari'ye Ulu Büyük Stefan ismi veriliyor. Hakikaten kült olmuş artık Moldova tarihinde bir isim. Dinyester Nehri Ukrayna'nın Lviv bölgesinin Drogovic şehrinden doğar. Moldova Ukrayna'sının bir kısmını oluşturduktan sonra Moldova'dan devam edip Karadeniz'e dökülüyor. Önemli bir nehir. Dinyeper'le beraber coğrafya derslerimizden hatırlarız. Karadeniz'e dökülen iki önemli nehir Dinyeper kadar büyük olmasa da. ismi İskitçe'den geliyor. İskitler yakındaki nehir anlamında Dinyesler demişler. Dinyeper'de daha öteki de, uzaktaki nehir anlamına geliyor. Ne diyeyim bir sağ Karşımız Ukrayna bu taraf Moldova. Moldova tarihimizde önemli bir ülke. En az 300 yıl Osmanlı egemende kalmış. Ufak bir ülke. Nüfusu 2-2,5 milyon. Belki nüfusun daha fazlası yurt dışında yaşıyor. Ama çok güzel bir ülke. Doğasıyla, kültürüyle, insanıyla, tarihiyle mutlaka görülmeyi hak eden hatta gastronomisiyle çok lezzetli bir mutfağı vardır. Bir ülke Soraka'da şu an pek insan görmüyorsunuz hem hava soğuk hem kar yağışı var ama bir de bugün Moldova'da en önemli diri bayram olan Ortodoks Noali. Dolayısıyla da sokaklar ıssız. Ben de böyle bir günde buradan geçerken sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Güzel de bir kar yağışı var. Henüz kar tutmadı ama tutmaya meyilli. Video sonlandırmadan önce sizlerle tekrar nehrin diğer tarafında Ukrayna'yı da paylaşmış olalım. Evet ufak ama şirin bir hisar kale. Suçeva, Akkermat yine Odessa bölgesinde ve Hotin'le beraber Stefan Çelmare'nin Büyük Stefan'ın inşa ettiği ya da yenilediği çok orijinal, çok güzel kalelerden bir tanesi. Soraka. Moldova'dan biz Türklerin ona verdiği isimle Tural Nehri'nin, Dinyester'in kenarından herkese güzel bir gün diliyorum. Esen kalın, şen kalın, sağlıcakla kalın. Moldova'dan selamlar.